Herkese merhabalar. Bugün 1'e 16 oranında küçültülmüş Bruder Leeper ekskavatörün incelemesini yapacağız. Ekskavatörümüz burada. Şöyle bakalım. Yandan görünümü. Diğer tarafından bakalım. Diğer kısmı da bu şekilde. Ön kısmı. Hatta ön kısmına şöyle bakalım. Önden görünümü. İç kısmına bakalım. İç tasarımı. Buralarda kapı yok. Açılabilir bir kapı yok. Hatta plastik de yok. Yani şurada genellikle Bruder oyuncaklarında sert plastik, cam görünümlü sert plastik olurdu. Bu ekskavatörümüzde o da yok. Arka kısmına bakalım. Arka kısmı da bu şekilde. Ve de yine arka kapağı bazı ekskavatörlerin, Bruder ekskavatörlerin arka kapağı açılabiliyor üstte ve arkada. Bunda öyle bir durum da yok. Yani açılma kısmı da yok. Şimdi tekerleklerine bakalım. Tekerlekleri sert plastikten yapılmış. Dediğim gibi bazı Bruder oyuncakları yumuşak plastikten yapılıyor. Bu sert plastikten yapılan bir tekerlek. Tekerlekler hafiften aşağıya ve yukarıya hareket edebiliyor. Yine arka tekerlekte aşağıya yukarıya hareket edebiliyor. Bu toprak ve kumlu arazilerde oldukça güzel oluyor. Şimdi ekskavatör kısmına bakalım. Şurada tutmak için bir kısım var. Buraya 3 parmağımızı sokabiliyoruz. Ve de kepçenin ekskavatör ucunu yönetebiliyoruz. Ayrıca ekskavatörümüz kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz yöne çevirebiliyoruz. Bu arada alt kısmına bakalım. Alt kısmının tasarımı da bu şekilde. Ekskavatör ucu kilitlenebiliyor. Yani zaten burada kilitli son kademede. Bunu aşağıya doğru alabiliyoruz. Birkaç tane kademesi var. Bunları aşağıya doğru ittiğimizde kilitlememiz mümkün. En alt kısmı bu kadar. Yani buraya kadar indirip kazma işlemleri yapabiliyoruz. Bir kademe, sonra bir kademe ve şurada iki kademe daha var. Yani çeşitli kademelere bölünmüş. Bu da güzel bir özellik. En üst kademesi de bu şekilde. Şu kısmı aşağıya ittiğimizde ekskavatör ucunun kalktığını görüyoruz. Böylelikle kazma işlemlerini yapabiliriz. Yani bu kısımla kazma kısmını yönetmek son derece kolay, güzel düşünülmüş. Arka kısmına geçiyorum. Şöyle yapalım. Arka kısmında ayakları var. Bu ayakları aşağıya doğru iterek, kilitleyerek sabitleyebiliyoruz. Böylelikle ekskavatörümüz sabitlenmiş oluyor. Bu ayakların tasarımı da fena değil, güzel. Bruder'in bu tip ekskavatörlerinin çoğunda ayaklar var. Şöyle üstten de bakalım. Evet, hafif bir ekskavatör ama işlevsel, işlev açısından güzel. İsterseniz tercih edebilirsiniz.